E, gerçi arkadaşlar da ya bir örneğin üzerinde bu kadar e, işte zıplamayalım dediler ama şu bu aslında AK Parti'nin boyalarının döküldüğü an. Göz ardı etmeyelim yani Canan Kaftancıoğlu sadece değil mi? Bir domuz meselesi nedeniyle o günden bu yana hayatı zindan edildi ya. Bak o, o gün görev yaptığı süre boyunca mahkemelik oldu, dava yedi, belki cezaevine girecek. E, çocuğu hedef alındı, yedi sülalesinin Anasından hep sütü bu emdi süt burnundan getirildi. O haramsa bu değil mi? O haramsa bu değil mi kardeşim? Ona haram, domuz haram doğru. E buna da fetva var. Buna da fetva. Niye yok sayıyorsun sen bunu? Ha. Canan Kaftancıoğlu yiyince haram sana helal mi oldu bu şimdi? E kardeşim bunu desene. Bunu söylesene. Ha biz insanların biz bir yani bir düşüncenin sahibi olarak İnsanların özel hayatına, yediğine, içtiğine, giydiğine karışmıyoruz. Bunu mesele etmiyoruz. Aleyhine kullanmıyoruz ama senin tutarsızını da söyleyeceğiz. Kusura bakma. Kusura bakma. Sen Canan Kaftancıoğlu'nun hayatını kaydır domuz yedi bahane, şey, gerekçesiyle. Senin milletvekin e, olsun, canını okusun. Onu da söylemeyelim yani. Onu da söyle Öyle değil o işler. Ya şimdi ben ben de aynı gün Rize'deydim. Eee Gittik esnaf lokantasına, işte Rize'nin meşhur Rize Liman lokantasına gittim. Karışık yemeği var, çok Ölce, güzel. Ben de onu paylaştım. O sonra düşündüm ya dedim ki ya şimdi yemek paylaşıyor diyecekler Instagram'da. Yani işte, Yok o onunla kıyas kabul yani, eden bir Ya değil ne İsmail. hayatları var kardeşim. Benim paylaştığım gün ıstakozu yapıştırdılar de. yani. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bir ben bile diyordum ki ya yediğimiz karışık yemeği koyduk şimdi meselesi olacak. Anlatabiliyor muyum? E şimdi siyasetçi hele hele AK Partili siyasetçi. Kardeşim ölçülü olmayacak mı? Tamam evet ben de biliyorum Şebnem Bursalı muhafazakar değil seküler. Kardeşim yani seküler olmak açık, açıklıyor mu bu durumu yani? Açıklıyor mu? Seküler olmak, har vurup harman savurmak, her türlü lüksü yaşamak ve onu fütursuzca yansıtmak mıdır? Öyle midir yani? Ne alakası var bunun sekülerlikle? Peki. Dolayısıyla e, oradaki e, oradaki bu, bu apaçık yalın çelişkiyi ortaya koymak bizim sorumluluğumuz. Ya şimdi sen Oğuzkan Salıcı da işaret etti. Ben de etkilendim. Ya bayram günü İETT e, şehir içi ulaşımı ücretsiz yaptığı için çocuk babası anası kalkmış emin görmeye gelmişler. Ya Monaco değil, Maldivler değil. Emin görmeye geliyor İstanbul içinden ya. Kalkıyor muhtemelen şeydedir. Ya Halkalı'dadır ya daha uzakta Başakşehir'dedir ya daha Irak'ta Arnavutköy'dedir. Başka bir yer olamaz yani. Orasıdır muhtemelen. Kalkıyor oradan otobüse biniyorlar. Eminönü'ne geliyorlar. Çocuk ne dese verirsin. Ben Eminönü'nü ilk kez gördüm diyor. Eminönü'nü ilk göz gördüm diyor ya. Ve sonra yanında inşaat işçisi babası, anası da yanında. Diyor ki adam, ya bütün bunlar, kardeşim sahte olamaz yani. Diyor ki adam, ya diyor benim gücüm yetmiyor. Oğluma diyor, bir tane balık ekmek ısmarladık. Biz kendi azığımızı yanımızda getirdik diyor ya. Kardeşim senin insanın böyle bayat yaşıyor. Sen kimsin ki yediğin uzun fotoğrafını şak diye yapıştıracaksın Instagram'a? Bireysel bir hayat yaşarsın. Kendi halinde bir insansındır. Paran vardır. Kimin umrunda? Fakat siyasetçisin ya. Siyasetçisin kardeşim. Senin vatandaşın İstanbul'un orta yerinde, bak yaşadığı mahalleden emin önüne gelebilmek için bayramda otobüsün bedava olmasını bekliyor. Onda da Kendisi çoluk çocuğu hanımı balık ekmek yiyemiyor da oğluna ısmarlıyor. Kendisi evden getirdiği ekmek arası yeşil soğan yiyor. Sen de ıstakoz alıp paylaşıyorsun. Sen yerli ve milli oluyorsun. Biz gayrimilli oluyoruz öyle mi? Dolayısıyla bunun hesabını hem Şebnem Bursalı verir, hem onu AK Partililer riyakarlık yapmasın, onu milletvekili gösteren de verir. Öyledir bu işler yani. Öyledir bu işler ve bu yüzden şimdi neden efendim şimdi neden biz kaybettik sorusuna yanıt vermekte kıvranıyorlar. Maldivler meselesi de aynı. Maldivler meselesi de aynı. Yani, bir dakika sonra, bir dakika sonra bir reklama gideceğiz. O zaman sonra. bitireyim ben. Hı, -hı. meselesi de aynı. Bunun bir mazeret, bunun geçerli bir mazereti yok. Az önceki örnekle ilişkilendirerek söylüyorum. Sen yeri geldiğinde bütün bu seçim dönemi açarım bakarım. Şebnem Bursalısına da bakarım. Ben gittim AK Parti'nin Hamza Dağ tanıtımına ben gittim. Şu kadar yoksul var diyorlar. İzmir'in şu kadarı denizi görmedi diyorlar. Şu kadar toplu taşım vatandaş kullanamıyor diyorlar. Nerede kardeşim o zaman? Nerede? Hani siz İzmir'i kazanınca yoksul İzmirli'ye boğazı gö kordonu gösterecektiniz? Hani nerede? Ben gittim o toplantıyı izledim. Şu kadar çocuk yemek alamıyor, şu kadar mama alamıyor dediniz. Yalan da olan. Hani nerede o zaman? Aynısı Maldivler için geçerli. Açsam şimdi Hüseyin Filiz'i şahsını tanımam Yani olumsuz bir görüşüm yok. Şimdiden Bursalı da yok. Açsam şimdi baksam eminim. Ya gitmiştir bir iftar çadırında fakirlik edebiyatı yapmıştır. Ya kalkmıştır bir meydanda Gazze için gözyaşı dökmüştür. Ya gitmiştir. Ey Kudüs bekle demiştir. Demiştir yani. Çünkü Yer sofrasına bu edebi, diğer sofrasını oturmuştur. Şey Toprağa oyun yatmıştır. Her şey yapmıştır abiciğim. Çünkü Peki. bu bu edebiyattan besleniyor ve o yüzden bunu teşvik etmek bizim görevimiz. Şimdi e, bir kere e, Şebn Şebnem Bursalı e, yani çok e, yani sınırlı sayıda insanın gidebileceği bir yat kulübüne gidiyor. Yani Monaco, Monaco'nun kendisi zaten özel bir ülke, özel bir statüsü var. Ben yine yanlış hatırlamıyorsam vaktiyle bir İsviçre'ye gittiğimde meraktan gitmiştim yani. Ya nasıl bir yer burası diye gidip görmek için. Ee, görmek için gitmiştim sadece. Küçük bir ülke aslında statüsü de tartışmalı. Hatta o tarihte bir de Noşetel'e gitmiştim. Sırf Galatasaray, <laughs> Noşetel ee, yani... Galatasaray'la oynadığı için bildiğim bu şehri de sırf o nedenle görmeye gitmiştim. Tabi Monaco, Monaco hayat kulübüne gidebilen sınırlı şanslı insanlardan biri. E, 2500 civarında insan buraya üye olabiliyor öğrendiğimiz kadarıyla ve e, buraya üye olacak insanları da Monaco prensi Charles seçiyor. E, sınırlı sayıda e, yönetici ve imtiyazlı kişinin girebildiği yerde kendisi e, Şebnem Bursalı yemek yeme Şansına kavuşmuş. Evvela tabi oraya nasıl girmiş onu çok merak ediyorum. Referansı kimdir? Yani Monaka Yat Kulübü'nü herkesi almıyorlar kardeşim. E burası da Bayrampaşa Çay Bahçesi değil ki yani öyle gel otur çay iç git. Yanında ya bir iş adamı var ama galiba. Evet bir iş adamından i̇ş adamı bahsediliyor ama o da Türk de. bir iş adamı. Yani onun da... kimya e, sektörünü çalışıyor. Yani, belki evet, orada iş yapıyordur. Belki de yani öyle bir arkadaşın olması da enteresan. Yani Şebnem Bursalı'nın böyle... Krem böyle krem bir yere gidecek arkadaşı var ve ona katılıp bu <laughs> yat kulübüne gitmiş. Düşünsene yani yan masada oturan prens, öbür taraf karşında oturan prensesi yani. Böyle bir mekanda ağırlanıyorsun, böyle bir mekana gidebiliyorsun. Bu bakımdan çok enteresan. İkincisi tabii ıstakoz. Yani aslında orada yani dünyanın en pahalı balığını paylaşsa bu kadar batmazdı. Yani gerçekten balina yese... <laughs> Bu kadar mesele olmazdı da ıstakoz, salyongoz gibi ürünler hem e, işte e, muhafazakar kesimler ve AK Parti aslında e, bir imtiyazlılığı ifade ediyor. Yani beyaz Türklere mahsus bir tüketim ifade ediyor. Diğer taraftan itikadende tartışmalı bir iş yani. Hanefi itikadından geliyorsan haram düzeyinde fetva verilmişler. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı fetva vermiş. Fakat haramını çok dert ettiğinden değil de onun sınıfsal e, çağrışımından AK Partililer rahatsız olurlardı. Çünkü bugüne kadar, çünkü AK Parti öyle bir propaganda yaptı ki şu 22 yıl boyunca e, e, bizim Erzurum'un İspir ilçesindeki köy enstitüsü mezunu koltuğun altında Cumhuriyet Gazetesi bulunan emeklinin bile gece ıstakoz yediğini düşünüyorlar yani. Öyle bir çıldırmışlık hali öyle bir propaganda var. Şimdi bu ana kadar ıstakozu e, da yiyen CHP'lilerken Şebnem Bursalı birdenbire dünyanın en pahalı restoranında Monaka Yat Kulübünde e, e, AK Partililerin CH, ancak CHP'lere yakıştırdığı ıstakozu başıyla kıçıyla yiyip bitirmiş. Şimdi bir de tabii haklı olarak herkes şunu söylüyor. Ya orada da şöyle bir e, ilginç bir durum var. Şimdi herhalde bu e, kardeşim bu ıstakozu Adana şalgamıyla yemedi ya yani e, yanında yanında yani köy köy ayranıyla falan yedip bitirmediğimiz ilaki yanında. Şimdi adını veremeyeceğim. Alkol ihtiva eden çeşitli ürünler tüketmiş olmalı. O alkol e, bu e, istakozdan daha pahalıdır. Kesin olarak öyledir yani. Çünkü o İsviçre havzası da bu tür özel şarapların üretildiği bölgeler var. Muhtemelen oradan gelirse Fransa'dan değilse İtalya'dan gelmiştir. İstakoz onun yanında böyle balon parası falan kalır yani. Çok ucuz bir şeydir herhalde. Şimdi Tabi bunu bir e, bunun birkaç şekilde yorumlanması mümkün. Bir kere zaten Şebnem Bursalı e, benim de bildiğim kadarıyla muhafazakar da değil zaten. Yani İzmirli işte 90'lı yıllarda daha çok merkez sağ yakın diye bilinen bir e, yerel gazeteciyken AK Partili yıllarda oraya entegre oldu. Biraz güç dengelerine yakın durdu. Zamanlamayı ayarladı ve AK Parti'de milletvekili oldu. Yani e, Şebnem Bursalı 31 Mart'ın hezimetiyle birdenbire kendisini şaraba usta gaza vurmuş değil. Yani hep böyleydi zaten. Yani böyle bir hayat yaşıyordu. Asıl olan bu hayatın ya biliniyor olmasına rağmen e, işte riyakarca bir kabullenişle sindirilmesidir. E, yahut e, ya bu davranışın sakla, Şebnem Bursalı tarafından saklanıyor oluşudur. Ben Şebnem Bursalı'nın bu tür davranışları saklayacak bir olduğunu zannetmiyorum. Fakat AK Parti eğer bunu tüketen bir CHPli olsaydı meydan meydan gö görüntüsünü gösterecekken aynı yaşam kültürünün ve daha katmerlisinin daha bence görgüsüzcesinin kendi milletvekili tarafından yaşanıyor olması karşılığında karş yaşanıyor olmasının karşısında adeta ölü numarası yapıyor Riyakarcı olan da budur zaten siz miting miting meydan meydan yoksulluğu, yoksulları istismar edeceksiniz ee, ve bunun karşılığında bir milletvekiliniz e, bu ülkede e, yani derin bir yoksulluğu yok sayarak e, bu olağanüstü bir harcamayı e, hem yapacak hem de sosyal medyasında paylaşacak. İnanılmaz bir riyakarlık. Ve bu riyakarlık yani AK Parti'nin o e, sahte evrenin tel tel döküldüğü an, tel tel döküldüğü an efendime söyleyeyim gideceksiniz Erzurum'da, Konya'da, Kayseri'de bak bu laikler, bak bu beyaz Türkler ülkenin kaynaklarını sömürüyorlar. Dışarıyla işbirliği yapıyorlar. <laughs> Bunlar Boğaz'ın kıyısında viski içiyor, içiyorlar. Muharremci mahvettiler hatırlamıyor musun? E kendi halinde akşamcı yani Muharrem İnce'yi bir başka bir deniz kenarında içki, içki Başka CHP'lileri tüketim alışkanlıklarından ötürü vurarak Üstelik kimseyi ilgilendirmeyen olağan davranışlarından vurarak ee, buradan oy almaya ve yükselmeye çalışıyorsunuz. Fakat aynı zamanda seçim dönemine kadar sizinle birlikte yoksulluk edebiyatı yapan milletvekilleriniz seçimden sonra soluğu e, ya Monaco Yat Kulübü'nde ya Maldiv Adası'nda alıp e, tatil yapacak öyle mi? Bu zaten korkunç bir yakarlık. Ama ikincisi şu AK Parti AK Partililer AK Parti'ye oy veren vatandaşlar. Bak bizim köylülere sesleniyorum. Bu seçimde de çoğunlukla oy verdiniz. Ee, Kasımpaşa'dakilere, Kulaksız'dakilere, Erzurum'dakilere, Rize'dekilere söylüyorum. Ya bu AK Partililerin hiçbirinin sizinle aynı yaşamı yok kardeşim. Hiçbirinde mi? Bak etmeyeyim Günahta olmayayım. Ama bu izlediğiniz AK Partililerin hiçbirinin hayatı sizinkiyle kesişmiyor kardeşim. Oy verdikleriniz size yabancı. Oy verdikleriniz sizden uzakta. Oy verdikleriniz size belki hasım. Siz... Bir aylık, sizin bir aylık maaşınız onun bir öğünü bile etmiyor kardeşim. Bak siz cenazenizi memlekete götürmeye yol parası bulamıyorsunuz. Oy verdiğiniz ya soluğu İsviçre'de, Monaco'da alıyor ya Maldiv'de alıyor kardeşim. Siz be ilçenizdeki belediyenin parkının, parkındaki havuzda serinliyorsunuz. O Maldiv'de torun topalak tatil yapıyor. AK Parti kitlesinin görmesi gereken çelişki tam olarak budur. Bu birinci riyakar. İkincisi AK Partililerin Aydın alın bugünkü yazısı önemliydi Yeni Şafak'ta e, Tabii Aydın Ünal e, hem Aydın Ünal hem Abdülkadir Özel hem benim görüştüğüm AK Partiler hem sosyal medyadakiler şöyle bir yaklaşım içindeler e, Şebnem Bursalı enin Mehmet Uçum eninde sonunda trene sonradan atlayanlardan ve organik değiller yani o hareketin menşeinden gelmiyorlar dolayısıyla onları yabancılaştırmak çok kolay Onları kendinden saymamak çok kolay. Ee, onların bu davranışını aslında hareketin özünden olmadığını söyleyerek e, mümkünse e, AK Parti'yi temize çıkarmak, hatta Erdoğan'ı bütün bu olan bitenden habersiz mi, habersizmiş gibi göstermek için, çabası içindeler. Mesela Aydın Ünal, ki ben yazısını beğendim, iyi bir özelleştir olduğunu düşünüyorum. Diyor ki Mehmet Uçum'un parmağını kırın diyor efendim Monaco'da yemek yiyeni sızıntıları uzaklaştırın diyorlar. Beştepe'den parmağını sallayan kişi bu cesareti benden mi alıyor ya? Mehmet Uçum'a cesareti ben mi veriyorum? Beştepe'de Erdoğan'a rağmen mi oturuyor? Yıllardır. Aydın Ulan şurada samimiyetsiz. Şurada kendisi bir izah yapmak zorunda. Aydın Ulan seni Cumhurbaşkanı'nın e, metin yazar olmaktan çıkarıp bir dönem neredeyse mahalle mahalleden kovan güçle Mehmet Uçuma parmak sallama kudretini veren güç aynı güç kardeş. Onu da Erdoğan istedi, bunu da Erdoğan istedi. Şimdi sen sanki bunlar Erdoğan karar vermemiş gibi niçin orta oyunu yapıyorsun ki? Niçin yani? Mehmet Uçum o cüreti oradan alıyor. İkincisi. Şimdi Şebnem Bursalı eleştirdik filan. Ama sızıntı olduğu nereden çıktı ki yani? Şebnem Bursalı kaç yılı Şebnem Bursalısı yani. Basın dünyası tanır. Yıllarca yeni, yeni, yeni asırdaydı. Oradan A Haber'e geçti. Yani Cumhurbaşkanı'yla beraber bir liste yapılsa deseler ki Cumhurbaşkanı uçağın en çok kim binmiştir deseler Emin Hanım'la fazla binmiştir yani. Çoktur yani gazeteciler listesinde en önde gelen isimlerden biridir. Nasıl sızıntı oluyor ki şimdi bu? sızıntı değil ki oranın yerlisi olmuş artık o. Şemden Bursalı'yı iktidar katına çıkaran da Erdoğan, ona milletvekilliği veren de Erdoğan. Sanki Erdoğan'a rağmen oluyor bütün bu işler. Fakat tabii Şebden Bursalı'nın seküler bir hayattan gelmiş olması ve esasen anladığımız kadarıyla o yani bu hayatı yaşadığının AK Parti tarafından biliniyor olması biliniyor olması karşısında AK Partililer çok açık bir biçimde onu hedefe koyarak bu gerçeğin karartılmasını istiyorlar. Sanki Şemlen Bursalı aslında Türkiye'de müzevi bir hayat yaşıyordu. Efendim e, Balat'ta bir kız kuran kursunun hocasıydı da sanırsınız e, efendim birdenbire yurt dışına çıkıp e, böyle bir seküler hayata başladı. Yok Şemlen Bursalı hep böyle Şemlen Bursalıydı. Zaten siz onu böyle istemediniz mi? Öyle ya, e, zaten yani e, İzmir'de, İzmir'i biz ancak böyle bir profille kazanırız diye düşünmüyor muydunuz? Değil mi? E, şimdi dolayısıyla... İsmail Şeplen, bir örnek ekleyebilir miyim? Tabii. Tabii tabii. Çok özür diliyorum, sözünü kestim. Ankara'da olunca kusura bakmayın böyle sözü kesiyorum ama bakın bugün bir örnek daha var. Bunu unutmamak gerekiyor diye aklıma gelmişken söyleyeyim. Çünkü başka bir soruya geçecek muhtemelen Serap birazdan. Kenan Sofuoğlu AK Parti 2018'de milletvekili göstermiştim. Motosikletçi biliyorsunuz. Milli motorcu Kenan Sofuoğlu bir küçük çocuğuna aldıklarıyla yıllardır gündem. Çocuk 5 yaşına geldi. Şu ana kadar ona alınan oyuncaklar benim sülalemin mal varlığı kadar herhalde. Bugün 5 yaşına girmesini bir lüks otomobille kutlamış ve aslında eğer çocuk gerçekten çocuk şoför koltuğuna otururken videosu var ve arabanın lastikleri yakılıyor bir sonraki görüntüde. Çocuk arabayı kullanıyorsa bu suç. Yani Amerika'da falan olsa çocuğu elinden alırlar. Yurda verirler. Yani inanılır gibi değil koruyucu aileye verirler. Bu böyle bir aynı milletvekili meclise Lamborghini ile gelmişti evet. ve o zaman şöyle haberler yapılmıştı garajında da işte Ferrari var hatta sonra bir sonraki haber o zamanın en pahalı Ferrarisini almıştı ve yabancı uyruklu eşinin üstüne almıştı ÖTV ödememek için diye haber oldu bakın bütün bunları biz yaşadık diyorum ya Hani konuşmaya kalkarsak bu program da yetmez bu görgüsüzlük bu şatafat bu gösteriş merakı, bu zenginleşme hali, bu korkunç ülkede son 5 yılda 2 milyon üniversite öğrencisi yoksulluk nedeniyle e, okula gidemiyor, kaydını dondurmuş ya da geri dönmüş evine, ailesinin yanına. Çünkü barınma sorunları var, çünkü doyamama problemi var öğrencinin, karnını doyuramıyor. İnsanlar sağlık için harcama yapamıyor. Bugün e, çok e, değer verdiğim kıymetli bir hoca Cavit Işık Yavuz halk sağlığı uzmanı 2022 raporunda diyor Türkiye gayri safi milli hasılasının yalnızca %4.6'sını sağlık hizmetlerine ayırarak OECD ülkeleri arasında sonuncu olmuştu. 2023 raporunda bu oran %4.3'e gerilemiş sıralamada bir değişiklik yok yine sonuncuyuz. İnsanlar sağlığına beslenmesine barınmasına para harcayamazken bütün bu gösteri şaşa yıllardır bizim önümüzde gerçekleşti. Ee, yani birilerinin buna dur demesi gerekiyor ama bir örnek üzerinde bu kadar tepinilmesini ben gerçekten doğru bulmuyorum. Hani dediğim gibi dinime küfreden Müslüman olsa yani söyleyenin de taktığı atkın örneğini verdim az önce size. Teşekkür ederim. Şimdi tabii o yani o e, rallici milletvekilliğinin aynı davranışlarını e, Dilan neydi? korol oldu ki cezaevindeki Dilan Polat'un Polat da benzeri ailesinin bir görüntüsü vardı, o cezaevine girdi. Şimdi yani Ak Parti sözde özdeleştiri adı altında se kendisine sonradan katılmış zaten dışarılıklı gördüğü yabancı gördüğü Şebnem Bursalıya faturayı kesip kurtulacağını hesap ediyor. Halbuki bütün bu zemini Erdoğan sağladı. Erdoğan yani Şebnem Bursalı'nın 7 ıstakozun e, gölgesinde e, kalmayacak AK Partililerin gösterdiği davranışlar var. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanının eşinin e, kullandığı lüks çantadan başlayarak oğullarının kısa vad, oğlunun kısa vadede e, ulusal ölçekte yatırımlar yapabilecek bir servete kavuşmuş olması. E, ve eee Türkiye'de hiçbir resmi sıfatı olmadığı halde bürokrasiye kendiliğinden bir e, baskı uygulayabilecek yaptırım gücüne kavuşması ondan bağımsız mı? Şimdi dolayısıyla e, Erdoğan Erdoğan gerçeği yüzleşmedi. Bütün bu kararların sorumlusunun Erdoğan olduğunu yok sayarak sanki aslında Erdoğan'ın arkasından iş çevriliyormuş gibi. Sanki e, Şebnem Bursalı e, kaçta göz arasında partiye girmiş gibi davranmak hem tutarlı bir aydının göstereceği tavır değil, hem de riyakarca bir durum.